Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'la toplanan kabinede en düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkarılması, memur ve emekli aylıklarına yapılacak artış da tabii ele alındı. Oradaki değerlendirmelere göre torba yasaya son şekli verildi. Gözler şimdi meclise sunulacak teklifte. İşte maaşlara ilişkin beklentiler ve torba yasada yer alacak diğer başlıklar. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız. O düzenleme önce kabine toplantısında Erdoğan'ın önüne geldi. En kötü 11 lira olması lazım. Asgari ücret de aynı olması lazım emekli ücretlerinin. Ne kadar zam yapılır? Yüzde kaç? %45 düşünüyorlar zannediyorum. Nefesler tutuldu, kritik haftaya girildi. Memurun da, memur emeklisinin de gözü kulağı artık en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılacağı torba yasada. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelmesi beklenen torba yasaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla Hazine ve Maliye Bakanı sunum gerçekleştirdi. Düzenlemeye son şekli kabine toplantısında verildi. Tüm memurlara hepsine verilecek zammın yansıma oranı %85 olmayacaktır. Maaş artışları kiminde %75'e, kiminde 65'e, kiminde 50'ye, kiminde 40'a tekabül edecektir. 5 aylık enflasyon rakamları, Haziran ayı enflasyon rakamı beklentileri ve hükümetin yapacağı refah payı her bir parametre kapsamlı olarak değerlendirildi. Önce oransal sonra seyyanen verilme ihtimalini değerlendiriyorum. Peki en düşük memur maaşına yapılan %85'lik artış taban aylığın üzerinde maaş alanlara nasıl yansır? İşte olası senaryolar. 14 bin lira alan bir kamu görevlisinin önce %25 zam verildiğinde 17 bin 500 liraya çıkar. Üzerine 8 bin lira seyyanen verildiği takdirde de 25 bin 500 liraya çıkar. Maaş artışı yaklaşık %75 seviyelerinde olur. 20 bin lira alan bir kamu görevlisi olduğunu düşünelim. Önce %25 zam verildi. 25 bin liraya çıktı. Üzerine 8 bin lira seyyanen artış yapıldı. 33 bin liraya çıktı. %65'e tekabül eder. 7 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. Emekliler için de kademeli bir zam bekleniyordu. O kademeli zammın Ekim ayına kalması ihtimali var. Tüm emeklilere Temmuz ayında sabit, oransal bir zam yapılacağı belirtiliyor. Kademeli zam düzenlemesinin ise yeni yasama yılı içerisinde meclise sunulması bekleniyor. En düşük emekli aylığı üzerinde maaş alan emeklilere Ekim ayında ayrı bir düzenleme olabilir ki o düzenlemenin de maaşa göre değil yatırılan prime göre olması muhtemel. Daha fazla gün prim ödemiş kişilerin bu 7500 liraya tamamlamadan doğan haksızlıklarının giderileceğini düşünüyorum. Fahiş kira artışıyla mücadele için kira artışlarına getirilecek %25'lik sınırlama da yine torba yasayla birlikte meclis gündemine taşınacak. Kira fiyatlarındaki şişkinliği de ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gençlere vergisiz telefon, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği, taşerona kadro gibi merakla beklenen konularında 15 Temmuz öncesi meclisten geçmesi beklenen torba yasaya eklenmesi bekleniyor.